Değerli izleyiciler, hakikaten siz bizim yapım ekibini delirteceksiniz. Profesyonel oldu diye kızıyorsunuz, amatör oldu diye kızıyorsunuz videolara. Bize şaşırdık ne yapacağınızı. Tam Nasrettin Hoca'nın eşek hikayesi gibi olmaya başladı. Bundan sonra herkesin önünde için yarı profesyonel takılacak bizim çekim ekibi. O ne demek dersiniz? Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz, bulacağız. Çünkü memnuniyet imkansız bir şey. Onu anladım ben Türkiye'de. Bizim izleyiciler arasında en azından. Muhakkak eşek bir şey buluyorsunuz. Bu da iyi bir şey. Dikkatli izlediğinizi gösteriyor. Hiçbir şikayetim yok. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün köpeklerin serbest bırakıp taşların bağlandığı ülkeden bahsetmek lazım. Az önce buraya gelmeden önce, ofise çıkmadan önce aşağıda gazetede bir şeyler okuyordum. Bir şey gördüm. Hani derler ya cinlerin tepeme çıktı diye. Tam böyle cinler böyle ayaktan başa doğru çıktı yani. Eski Genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ var. Biliyorsunuz bir dönem Balyoz Ergenekon soruşturmadan da hapiste de yattı. Bazılarına Cumhurbaşkanı adayı. Olmaz ya işte öyle aday diyorlar. Bir gazeteci, Kurtuluş Tayyiz diye bir gazeteci, İlker Başbuğ'un son sözlerini, Afrin Harekatı'nı siyasete malzeme etmeyin şeklindeki önerisine gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Devlet Bahçeli ağır hakaretler edince, ağır eleştiriler yöneltince ya da diyeyim, tabii medyanın bir bölümü de kendini durumdan vazife çıkartmış. Bir şey demiyorum yani insanlar elbette durumdan vazife çıkarabilirler, birini desteklemek bir gazetecinin özgürlüğüdür falan ama bir de had diye bir şey var. İnsan bir haddini bilmeli. Nereye kadar konuşur, ne söyleyebileceğini bilmeli. Bu Kurtuluş Tayyiz Beyefendi kardeşimiz, Allah kendisine uzun ömürler bahşetsin. Demiş ki, İlker Başbuğ askerlikten de anlamazdı, siyasetten de anlamıyor. Şimdi böyle bir laf edilebilir mi? Edilir, edilir yani. Eğer siz askerlik uzmanıysanız, askerlik mevzunu iyi biliyorsanız, bu konuda eğitim almışsanız diyebilirsiniz ki, Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı askerlikten anlamazdı. Kim der bunu? Başka bir orgeneral, başka bir Genelkurmay Başkanı, çok önemli bir asker. Birisi söyler veya bu konuda araştırmalar yapan birisi der ki ben araştırdım, bu adam askerlikten anlamıyormuş. Fakat Kurtuluş Tayyiz bunu neye dayanarak söylemiş, hangi yetkinlikle bilmiyorum. Ama şu yetkinliği olabilir. Çünkü Kurtuluş Tayyiz'in yetkinliği şuradan geliyor olabilir. Kurtuluş Tayyiz biliyorsunuz eski PKK'lı. Bir dönem PKK'dan hapis yattı. 10 yıl küsür galiba PKK'lı olmaktan dolayı hapis yattı. Daha sonra serbest kaldı, cezasını çekti. Herkes gibi normal hayata karışması çok normal. Acaba diyorum PKK'da bulunduğu dönem içerisinde Türk ordusuna karşı verdiği mücadeleden dolayı mı böyle bir söz söyleme yetkinliğini kendi buluyor? Çünkü Kurtuluş Tayyiz'in askerlikle bir ilgisi PKK'da bulunduğu dönem dışında yok. PKK'daki de askerlik sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum ama bana sorarsanız terörist olmanın asker olmakla pek bir alakası yoktur. Fakat öyle farz ediyorsa eğer ama şurası da bir net ki PKK Türk ordusuna yenilmiş bir terör örgütü. Yani 1999 yılında PKK bu savaşı kaybetti. Bunu PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan kitabında yazdı. Kandil'deki bir diğer haysiyetsiz Murat Karayılan bunu söyledi. Biz Türk ordusuna yenildik diye. Ha sonra 2003 yılında tekrar konjonktür değişti. Amerika yeniden bölgeye geldi. Amerika'nın bölgedeki çıkarları ve bakış açısı yeniden şekillendi ve yeniden canlandılar. Ama kendisini mensubu bulunduğu örgütü yenmiş birine, bir komutana, bir ordunun komutanına askerlikten anlamaz demek gerçekten hadsizliğin büyüğü önde gideni. Yani Kurtuluş Tayyiz bunu neye dayanarak söylüyor? Benim çözmem, anlamam mümkün değil. Evet, belki bu söylediklerime kızanlar olacaktır, bozulanlar olacaktır. Belki bana bir salvo atış başlayacaktır belli olan ama bunu da birilerinin söylemesi lazım. Yani Türkiye'de söylemesi gerekenler susup, konuşması gerekenler susup, konuşmaktan ağır etmesi gerekenler, utanması gerekenler konuştuğu müddetçe Türkiye'de ne yazık ki işler yoluna girmez. O yüzden ben bunu naçizane söylemek istedim. Bugünlük bu kadar diyelim ama söyleyeceğim başka şey olduğu zaman yine hemen burada olacağım.